Ölecek lan! Ölecek! Memati buradan sağ çıkmayacak. Ne bakıyorsun şerefsiz? Sıksana! Hüsnü Bey! Abi dönelim. Ne olduğunu anlasak dönelim. Cevap ver Memati. Hüsnü'yü Gülendam'ı ara. Abi biz gitmeyecek miyiz? Gideceğiz ama eli boş gitmeyeceğiz. Şahmeran'la gideceğiz. Sırtman sırt! Abi polisler geliyor. Abi gidelim. Memati'yi öldürmeden gelmeyin lan. Ölün ama yine gelmeyin. Yoksa sizi ben gebertirim lan. Sıksana lan, sık! Abi geldi bunlar. Neredesiniz? Geliyorum Erhan. Sen indirebiliyorsan indir. Yapamıyorsan kaçmasını engelle. Tamam abi. Bu metropolün tek sevdiğim tarafı denizi. Yapacak bir şey yok.
bana koş. Memati abi nerede? Bilmiyorum. Biz bu kadar adamla nasıl baş edeceğiz? Başınız sağ olsun. Nasıl oldu? Kim yaptı? Ben yaptım. Anlamadım. Ben öldürdüm. Olur mu öyle şey Memati Bey? Uzaktan ateş etmişler. Ha yakından ben sıkmışım, ha ölmesine sebep olmuşum. Boş ver iyi hal uygulamayı. Al götür beni içeri. Memati Bey, sizi anlıyorum. Hassassınız. Anlamıyorsun müdür. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ben ellerimle ortağım dedim, adamı öldürdüm. Adam evinde oturuyordu. Gelmem diyordu. Zorla, yalvar, yakar, oyun oynayarak adamı eceline getirdim. Silah kim sıkmış, umurumda mı? Memati Bey, bu sıralar husumette olduğunuz birileri var mı? Onlar bana sıksın. Beni öldürsün. Niye Bulut'u öldürüyorlar? Bulut'u buraya getirmesem zaten beni öldüreceklerdi. Beni içeri atacaksın. Ben çok cana kıydım. Ama ilk defa cinayet işledim. Niye kendi üzerinize alıyorsunuz? Belki Yalçın Bulut'un birileriyle husumeti vardı. Sen beni işitmiyor musun? Sana ben öldürdüm diyorum kardeşim. Memati. Usta. Söyle beni içeri alsınlar. Bulut'u öldürdüm. Tamam Memati. Tamam mamam değil usta. Adamı harbi öldürdüm. Babasını evden kaçırdım ki buraya gelsin. Adamı Azrail'in kollarına attım. Gidelim.
Kezzap usta bu, kezzap. Aklı söktü ciğerimi. Bir işi beceremediniz lan. Adam avucumuzun içine düştü. İçine. Bulut'u öldürdük abi. Bir dahaki sefere de Memati başı öldürürüz. Nereye öldürüyorsun lan? Memati armut mu topluyor? Şimdi iyice bu işin üstüne düşecek. En yakın arkadaşını kollarında öldürdük. Sabah konuştuğumuz çocuklar var ya. Bu işi bilenler. Onları temizle. Kaybolsunlar. Cesetlerini kimse bulamasın. Emredersin abi. Ne duruyorsun lan? Git dediğimi yap. Evin önündeki çocukları da al. Kimse kalmasın burada. Abi, ya sana bir şey yaparlarsa? Kimse Özcan'a bir şey yapamaz. Yürü. Yürüyün, gidiyoruz. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Hüsnü. Buyurun efendim. Sağ ol. Sizin de başınız sağ olsun efendim. Allah size ve evladınıza uzun ömür versin. Sağ ol. Çocuklar abilerin geldiğini söyledi. Geldiler. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Ne oldu söyle. Bir şey yok dedim. Senin dinlenmen lazım. Doktor, tepemin tasını attırma benim. Kime ne oldu söyle. Bizden kimseye bir şey olmamış. Kim o zaman? Yalçın Bulut. Hadi canım. Ölmüş mü? Hı hı. Nasıl olmuş? Yalçın Bulut Memati abi ziyarete gitmiş. Evin çıkışında vurmuşlar. Memati abi bitti. Şahmeran mı yılan mı? O ne oldu usta? Deliğine aktı Memati. Şerefsiz. Daha da gelmez o. Gelir. Öyle bir gelir ki. Zaza geldi. Zaza maza kimseyi görecek halim yok. Baş sağlığına gelmiş efendim. Ne diyelim? Baş mı kalmış Tuncay?
Başımız çok şükür yerinde. Gelsinler. Kimin işi diyorsun usta? Karışık iş Memati. Uzaktan sıkıyorlar ama keleşliler de var. Mafya işi olsa uzaktan sıkmazlar. Tabancayla sıkarlar. Keleş örgütün işi. Ama uzaktan dürbün işi de... Dur bakalım, illaki bulacağız. Hele bir arkadaşını uğurla. Taziyeleri kabul et. Hadisenin rengi belli olur. Başı sağ olsun. Hoş geldiniz. Sen burada kalın. Tuncay Bey, değil. Bu kalbimin sızısı geç mi? Ne dek biz bunu? Kardiyologlarımıza gösterelim sizi uygun bir zamanda. Ya ben doktor sevmeyeyim. Dayı istey ki Tuncay Bey senin paranı ala. Cevher, bu yaştan sonra parayı nereye harcayacağız? Kumara mı harcayacağız? Sağlığa harcayacağız. Değil mi Tuncay Bey? Her şeyin başı sağlık efendim. Öyle değilsin de Bulut rahmetli kalpten mi gitti? Valla Cevher'im, valla sanki kalbim müfri. Hele bak. Dayı ben doktor muyum, ne anlıyorum? Oğlum doktora gösterem deyim, para değilsin. Polat Bey dostlarından para aldırmıyor efendim. Vallahi sanki kalbim sızısı geçti. Görürsün alem daha Cevher. Yarın gelek de kendimize baktırak. Yarın mı gömüler Bulut'u? Defnediler. Ya sen git tansiyonuna, şekerine, yağına, suyuna baktır. Ona göre yarın ben muayeneye girem. Dayı benim bir şeyim yok. Dayın sana ne deyse yap Cevher. İçime doğuy. Azrail kol gezi. Bak beni kıllandırırsın dayı. Ya. Kızım. Buyurun. Cevher Bey'le ilgilenin. Hızlı bir check-up yapalım. Buyurun efendim. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş başı sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kardeş duyar duymaz gelem dedim. Senin benim gibi adamların dostu az olur. Dostunu kaybettiğin için ciğerden üzülmüşüm. Allah razı olsun. Kardeş nasıl oldu? Zaza sen öğrenmişsindir nasıl olduğunu. Ya işte adettendir diye söyleyeyim ha. Herkes soracak ne oldu diye. Memati de anlatacak ki içi rahatlıyor. Ben de dizlerimi döveceğim. Vah vah diyeceğim ki içim rahatlıyor. Koca karı mısın? Ne dövünüyorsun? Sanki Bulut'u seviyordun. Yahu sümetim yoksa vah beni derim. Oh beni demem. Sevmeye gelince de bilirsiniz ben insan sevmeyeyim. Sanki hayvan seviyorsun. Şimdi yeri değil, taziyedeyik. Yoksa ben size anlatırdım bütün mahlukatın benle macerasını. Şimdi küçükken it otarıydım, it. Bir böyle çomar vardı. Ya kim yaptı değilsiz? Hele az anlatın, beni konuşturmayın. Sen ne duydun onu anlat. Bizim bildiğimiz uzaktan dürbünlüğüyle sıkmışlar. İki de keleşli varmış. Ciğersiz, kendini göstermemiş değilsiz. Kimmiş o ciğersiz? Ya ben Memati'ye de dedim. Bu Zülfikar'ın yeğeni yok mu Ögeycan? Sabah bana geldi. Bir adım ileri iki adım geri konuştu. Verdim dersini, yolladım gitti. Memati'yi de aradım. Bu oduna dikkat et, gelip ayağınıza düşmesin diye. Ama beni dinlemi ki.
ikide bir Özcan'ı getirip şu masaya koyma Zaza. Özcan kim ki beni öldürmeye kalksın, Bulut'u vursun. Kardeş sen beni yanlış anlısın. Ben kimseyi kafa kafaya vurdurduğum yok. Hem dürbün değilsin, keleş değilsin bu hain. Senin benden kestiğin ceza için gidip Öndergil'in kapısını çalmadı mı? Müsaade et ben önden konuşayım. Ola ki sana karşı hadsizlik etmeye. Daha ne hadsizlik edecek Zeynel? Allah Allah. Kalk ulan Yezid. Sana kalk dedim Yezid. Kalk. Şu hale bak. Zeynel, tut şunu. İşin yarım kaldı. Efkarlandın. Kendini içkiye mi vurdun? İt! Amca... Ağam, bunun değil birine sıkacak. Yatağa gidecek hali yok. Yezid, poz kesiyor. Üç şişe içkiyi nasıl içer ağam? Böyle poz mu kesilir? Vurduğu Bulut. Memati kadar namı var. Zeynel, şunun üstünü başını değiştir, arabaya getir. Vurma. Ne vuruyorsun lan şerefsiz? Sen mi sıktın Bulut'a? Güneşe sıktım, gece oldu Zeynel. Bulut kim, he? Ne dedi sana Özcan? Niye geldi? Ya aklı sıra hani benim emmisiyle ters durumum var ya. Bağ ayar çekecek. Memati'ye karşı, emmisine karşı hani biz birlik olacakmışık. Bu çocuğun öyle bir çapı yok. Bunun arkasında kim var? Usta, biz de onun yaşında böyleydik. Kim olacak? Aklı sıra oyun kuruyor. Bir şey de beceremiyor. Zaza'ya örgütçüleri yollaması bir akıl. Ama beş para etmez bir akıl. Mamati, biz onun yaşındayken bele mele değildik. Büyüğümüzü tanıdık. Devir değişti Zaza. Sen bu çocuğu bana niye savunisin? Beni şişirmek için sen... Aha burama gelmiş ya. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim bu işi bu yaptı diye fotoğrafını mı çekeyim? Aha bele bele sıktı diye. Kimseyi savunduğum yok. Bulut'a kim sıktıysa onu elimden alacak bir kulu Allah daha yaratmadı. Gel. Zülfikar Ağa'yla yeğeni geldi. Bu müsaade. Otur Zaza. Otur ki şu işi bir anlayalım. Ya şimdi ters yüz konuşurlar. Dayanamam, keserim kulaklarını. Taziye de razılık çıkar.
olan sizin raconunuza olur yani. Bir şey olmayacak Zaza. He. Gerçi hastane burası değilsin. Tikerler. Yani kessen bile. Hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun. İmdat ceketi ver. Beni nereye getirdiniz siz ya? Sine, sustur şu köpeği. Ya benim hastanelik bir şeyim yok ki. Ya oğlum, senin işin mezarda. Yine Yezidler içinde beni rezil edeceksin değil mi? Senin gibi yeğeni olanın Yezid'e ne ihtiyacı var yavrum? Hadi. Çek ulan. Duydum ki dostum dostunu kaybetmiş. Ola ki dostumun canını canım yakmıştır. Canım dostuma feda. Ne alakası var Zülfikar ağa? Bulut vurulduğunda dedim ki, Zeynel öğren bakalım bu iş nasıl olmuş. Zeynel dedi ki, Memati'nin kapısının önünde olmuş. Dedim ki, bu işi Yezid yapmıştır. Gittim evine. Kafa bir dünya. Çekmiş mazotu, sinek vuracak hali yok. Ama evvelini bilmem. Göycan, neye dertlendin daha bu kadar içtin? Bana bir abilik yap. Beni öldür. Bu rezillikten kurtar. Bulut'a sen mi sıktın? Ben Bulut Mulut tanımam. Sana sıkmak istedim. Amcam beni kovunca aklım başımdan gitti. Büyük bilip Zaza dayının yanına gittim. O da aklımı başıma getirdi. Dediklerime pişman olup eve gidip içtim. Ama yine de dersen ki sen ölmeyi hak ettin. Hak ettim. Ama kimseyi öldürdüğümden değil. Saygısızlık yaptığımdan. Benim seninle bir derdim yok Özcan. Bundan sonra bana kafan atarsa kalk karşıma gel. Ne derdin varsa söyle. Baş üstüne abi. Ver elini öpeyim he. Kalk yerden. Kalk. Başın sağ olsun abi. Dostlar sağ olsun. Bana müsaade. Benim biraz kalbim üfürü. Gidem doktora baktıram hele. Bu niye böyle kötü kötü sesler çıkarayım? Zülfikar ağa, buyurun oturun. Ben cenazeyle ilgileneyim. Sen dostlarını ağırla. Ambele bir şey oldu yani. Merak etme. Hallederiz. Tuncay Bey, misafirlerimize kahve söyle. Kardeş. Bunlar ne güzel bağlama çaliler böyle amcayı yeğenliyor. Zaza, sen yeğenim dediğin birini başka birinin ayağının altına atar mısın? Adam öz yeğenini getirmiş atmış. Ya Zülfikar'a sözüm yok, yazığım var. Ama bu yeğeninden o da çekersiz de çekersiz. Bak ben şimdiden söyleyeyim, ben çekmem. Çektiğim tespih elimde kaldı ona göre ha. Abi Alper geldi. Görüşeyim. Hadi eyvallah. Bayu tiyatro neydi hele? Bundan sonra benim en has adamım Ögeycan'dır ona göre. Hayır mı dayı?
Niye olacak oğlum? Alemi adam parmağına takmış oynadı. İyisin değil mi Abdüley? İyiyim Alper. Nasıl oldun Abdüley? İyiyim abi. Otur. Bulut gitmiş. Bulut gitti. Asıl Şahmeran gitti. Abi nasıl olsa inini biliyoruz. Ben ona gitmeyeceğim. O bana gelecek. Bulut işine bir bakın bakalım Alper. Arkasından kim çıkacak? Bakıyoruz usta. Memati'nin vurduklarını araştırıyoruz. Oradan bir iz yakalarız. Ben gidip Sünger'le bir muhabbet edeyim. Bakayım kafasının içindeki merminin altında başka neler var. Usta, bir başka durum daha var. İhtiyarlar Bulut'un cenazesini kendi usullerince defnedeceklermiş. Neymiş ki usulleri? İsimsiz mezar taşsız gömüyorlar. Niye ki abi? Sistem onu gerektiriyor. Arkalarında iz bırakmamak için. Bir de başkan seninle görüşecekmiş. Nerede? Mezarlıkta. Başın sağ olsun benim babam. Dostlar sağ olsun. Yahu siz sağ olmasanız dostların sağ olacağı mı var? Allah gücünüzü arttırsın. Hangi bir yere nasıl yetişiyorsunuz benim aklım almıyor. Babam Emdu, ben hayatta hiç kimseye akıl vermeyi sevmem. Sen de benim büyüğümsün. Sana akıl vermek haddim de değil. Estağfurullah benim babam. Buyur. Ölüm diye bir şey var Memduh baba. Allah uzun ömür versin. Bir torunum var. Biliyorsun, ben örgütçüleri sevmem. Ama ölüm var. Yarın öbür gün ölüm dediğin sıralı gelmez. Ciğerine oturur. Diyeceğinde iki kelime bir şey vardır, diyememiş olursun. Bir ömür pişmanlıkla gezersin baba. Allah şahit benim babam. Biri bana dese ki, Memati sana böyle böyle diyecek. Yalan söylüyorsun. Memati böyle konuşmaz derim. Dostunu kaybetmişsin, acın büyük. Ama bizim meselemiz başka. Sen bilirsin baba. Benden söylemesi. Aç değilim. Oğlum, ye ki derman gele. Hadi, hadi. Ana. Hı. Ben yurt dışına gideceğim. Daha bir tas çorbayı kendi başına içemiyorsun. Ne diyeceksin yurt dışında? Ana bir içiren olur elbet. Bundan sonra ben seni hiçbir şeye bırakmam. Ne yapacaksanız burada yapın. Evlenecekseniz evlenin. Bizim cezaevi dışında Türkiye'de kalma şansımız yok. Kalsak bile bizi yaşatmazlar. Sen bizim aileyi bilmiyorsun. Size hiç kimse bir şey yapamaz. Asıl bize burada kimse yardım edemez. Kuzum. Deden var oğlum, deden. Ne demek kimse yardım edemez? Beni mi çekiştiriyorsun kızım? Estağfurullah baba. (Gülüyor)
Nasılsın kızım, iyi misin? Teşekkür ederim. Kimlerdensin kızım, nerelisin? Benim kimsem yok. Anan, baban, ailen yok mu? Yok. İyi, bundan sonra var. Zaman zaman hepimiz birbirimizi kırdık, üzdük. Küçükler hata yaptı, büyükler affetmeyerek yaptı. Küçükler isyan ederek yaptı, büyükler niye başkaldırdıklarını anlamayarak hata yaptı. Ama ben bir karar verdim. Yine bizi dinlemeden karar veriyorsun. Karar dediğin beraber alınır. Oğlum niye anlamıyorsun? Ben eski zaman adamıyım. Bizim zamanımızda büyükler bir şey derdi, biz boyun eğerdik. Bilirdik ki ne diyorlarsa iyiliğimiz için derlerdi. Zaman değişti diyeceksin. Değişti. Değişti. Dinliyorum. Senin kararın varsa buyur söyle. Biz Azat'la yurt dışına gitmek istiyoruz. Baba, diyorlar ki bizi burada yaşatmazlar. Biri birini yaşatacaksa da, öldürecekse de o insan değildir. Allah'tır. Ben size gitmeyin demiyorum. Ama istiyorum ki bu hasretlikler, küslükler bitsin. Sen sevdiğin kıza kavuş. Annen evladına kavuşsun. Ben de torunuma kavuşayım. Allah nasip etsin. Torunumun çocuğuna kavuşayım. Ne diyorsun Baran'ım? Bu sadece bizim kararımıza bağlı değil. Burada kaldığımızda içeri mi gireceğiz? Peşimizde birileri mi olacak, önemli. Yurt dışında daha tehlikeli Baran'ım. Bana müsaade edin. Ben sizin sıkıntınızı halledeyim. Nasıl? Polat Alemdar size karışılmayacak derse devlet karışmaz. Biz devletle hallettikten sonra örgüt sizin peşinize düşmez. Öldürdün mü? Kimi? Yılanın başını. Öldürsem buraya gelir miydim? Neye gülüyorsun? Ben bu saatten sonra anca gülerim. Niye? Kalmış burada sayılı günümüz. O yılan zehrini bir yere akıtacak. Gül gül. Sen de gül. Çocuklar, çekiçle çivi getirin. Ne yapacaksın çekici çiviyi? Senin tedavi saatin gelmiş. Hele bırak çekici çiviyi de. O adamı çağır. Çıngırıklıyı çağır. Ne yapacağız onunla konuşalım. İkimiz konuşuruz. Bu yılanlar sütün kokusuna dayanamaz. Nerede süt olsa içine akar.
Şahmeran'ın beslendiği süt kazanı nerede? Sana kazanın yerini söylesem bana ne vereceksin? Çekici getirin, çivi kalsın. Ya sen küçük genişliğimi satmadın mı? Hadi biraz pazarlık yap. Ben nankörlerle pazarlık yapmam. Seni ben salsam, 2 dakikada Şahmeran seni bulur. Ben sana sol mu dedim? Az biraz gezdir dedim. Sünger, işim gücüm var. Seni mi gezdireceğim? Bu da iş güç. Az gezdir. Kafam açılsın sana söyleyeyim. Çekici getirin. Ne istiyorsan getir. Gel, kalk. Nereye istiyorsan götüreceğim. Senin araban gıcırdır, kirletmeyeyim. Sağa çek, sağa. Sağa çek, sağa. Burada mı? Çek sağa, çek. İn aşağı, in. Patinaj yapıp duruyorsun. Ben süreceğim. Ya geç yerine. Gitmem ben. Senin sürdüğün arabaya binmem. Şerefsiz! Ne yapıyorsun sen? Hep bindir beni bu arabaya. Bu çok güzel. Allah'ım, bir kere de manyak olmayan biriyle karşılaştır. Kaçı gördün en son? 2010. O kadar basmıyor, okumam var. Ben bunun dibini görürüm. Sen bu kafayla toprağın dibini görürsün. Beni bekleyen yok geride. Var mı? Bak, yok. Senin varsa duramayın. Ya Sünger, ne söyleyeceksen söyle. Sıktırtma kafana. Nereye gidiyoruz? Bana çikolata al. İn lan aşağı. Ne yapıyorsun? Al. Sabun al. Sabun al. Temizlik iyidir. Ya sen al bunu. Ben senin yerinde olsam bunu fabrikasını satın alırım. Orada ne süt var biliyor musun? Her taraf süt. Kokla süt. Bu sütü içmesek
iğneyle kolumuza vurdursak ne olur? Sende iğne var mı iğne? Şırınga şırınga. Metropollerdeki arkadaşların zafiyetini gördüm. Başkanları ilk defa metropollerine gidiyor. En yüksek tedbirle onu ağırlayıp uğurlayacaklarına, gideceği yeri ve vaziyeti Polat Alemdar gibi devletin ajanlarına sızdırıyorlar. Ama yine de gitmem iyi oldu. Metropollerdeki örgüte ve liderliğe olan sadakatin derecesini görmem iyi oldu. Biz eylemsizlik kararıyla devletin ajanlarını, direnme gücünü kırmayı taktik edinirken metropollerdeki halklarımızın direncini kırmışız. Başkanım, Zara'nın yanlış stratejisi halkımızın bilinçlenmesini erteletiyor. Arkadaşın çözümlemesi dikkate değer. Önerin ne? Metropole güvendiğiniz bir arkadaşımızı rapor hazırlanması için gönderelim. İhaneti yerinde tespit edelim diyorsun yani. Bu çözümlemeye katılıyorum. Zozan arkadaşı görevlendiriyorum. Diğerleriniz çıkabilir. Zozan, seni görevlendirdiğim için üzülmüş gibisin. Beni böyle önemli bir görevle görevlendirdiğiniz için halkım adına gurur duyuyorum. O zaman yüzünün bu hali ne? Liderimin yanından ayrılacak olmam beni üzen tek şey. Beni de beraberinde götüreceksin. Siz de mi geleceksiniz? Senin her gittiğin yerde ben varım. Halkımız var. Fikirlerinde ben varım. Teninin kokusunda dahi ben varım. Burjuvanın her adeti de kötü değil. Parfümü kastetmiyorum. Hediyeleşmeyi kastediyorum. Başkanım. Sık bakayım. Biraz heyecanlandım. Normal. Başkanınla hediyeleşiyorsun. Halkımın kadınlarının kollarında kelepçeler değil, böyle güzel kokular olmalı. Hediyeleşmek iki taraflı olur başkanım. Benim size hediye edebileceğim ne var? Aşk var. Senden Polat Alemdar'ın TC'ye duyduğu kadar aşk istiyorum. Bana verebilecek misin? Yani bana ve önderliğe. Thank you.
Bey. Heh. Bir tıkırtı var. Bir şey duymadım hanım. Dur hanım, ben bakayım ben. İçin rahat etmeliyse. Yok onun için değil. Su içeceğim. Bir şey ister misin? Sağ ol. Polat gelmiş. Hayır mı hanım? Bilmiyorum, uyumuş. Niye evine gitmedi acaba? Kimi var evinde hanım? Abi, sofra hazır. İyi, otur ye. Abi ama ağzına bir lokma bile bir şey koymadın. Size ne diyorsam yapın. Abi, biz de cenazeye gelelim mi? Cenaze menaze yok. Ne demek yok? Yani kadınız diye insan değil miyiz? Cenaze merasimi yok. Bulut'u gömdüler. Kim gömdü? Ay öyle şey olur mu böyle usulsüz töresiz? Töre bu gülenden vır vır etme. Böyle töre mi olur? Almamış. Gülendam, başıma bir şey gelirse Hüsnü'yle beraber Ali mematiyi alıp başka bir şehre yerleşip yaşayın. Çocuk hiçbir zaman babasının kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmesin. Sizi anası babası bilsin. Abi, hiç öyle şey olur mu? Beni dinleyeceksin. Bu çocuk da benim gibi olmayacak. Adının mematesini de kullanmayın. Ali ona yeter. Yoksa bu ölüm sevdiklerimin peşini bırakmayacak. Emredersiniz efendim.
Gidip kaldırayım şunu ya. Bu saate kadar yatılır mı? Oğlum karışma. Kim bilir kaç günün uykusuzluğu var. Yatacak zaman mı ya? Ne demiyorsun ki? Meraktan ölüyorum. Ölüyorum Ömer baba. Ölüyorum da bunu size söylemenin bir anlamı yok. Kalksın ona sorayım. Neyi merak ediyorsun? Bana söyle ben de bileyim. Aha, sana göre her şey sebebi mutlaktan. Yalan mı evladım? Ben de insanım. Merak ediyorum. Sebebi mutlak da kimin eliyle neyi yapıyor onu merak ediyorum. Merak da mı etmeyeyim? Günaydın anacığım. Günaydın evladım. Yine neyi merak ediyorsun? Bırakmadılar ki yatasın. 50 defa tembihledim sessiz konuşun diye. Bu susmuyor, babana da gün doğdu Hikmet'i kızdırıyor. Nasılsın babacığım? Çok şükür oğlum. Geldiğinde beni bunların elinden kurtardın. Aa! Birader, bakma sen bu ihtiyarlara. Benden daha çok merak ediyorlar. Niye geldin diye sorsalar, istenmiyorsun gibi bir durum çıkar ortaya. O yüzden ben sorayım. Hayır mı? Allah Allah. Babamızın evine de niye geldin diye soru olur mu Hikmet? İyi. Başka yerden gideriz biz de o zaman. Devlet işleri nasıl gidiyor? Hikmet artık devlet değişti. Bir mail atıyorsun, devlet cevap veriyor. Ben derin devleti soruyorum. Onların maili varsa ver, onlara bir mail atayım ben. Yok mailleri. Kırmızı kitabı değiştirmişsiniz. Rengi aynı. İçi biraz değişti. Nasıl oldu o iş? İnsanlar bir kitap yazıyor. Yazanlar yazdıklarını, kendilerinin yazdığını unutup kutsal kitap gibi değişmesine müsaade etmiyor. Onlar gittikten sonra yerine gelenler bu bize emanettir deyip hiç değiştirmiyorlar. Biraz da işlerine geliyor. Halbuki zaman değişiyor, şartlar değişiyor. İnsanlar, dünya değişiyor. Bizim kitaplar değişmiyor. Dur, biraz değişti. Bir Allah'ın kitabı değişmez. Ona da o kefil zaten. Değişmeyeceğini de oradan biliyoruz. Yoksa bu insan oğlunun eline ne geçmiş de işine gelecek şekilde değiştirmemiş? Aman siyasetinizi gidin dükkanda konuşun. Böreklerimin tadını kaçırmayın. Ha, bak bir de annenin kanunları değişmez. Ki değişmesin hakikaten. Böreğin tadı kaçar. Hadi buyurun. Hadi. Afiyet olsun. Hadi ellerine afiyet sağlık. Hadi yiyin, hadi yiyin. Afiyet olsun. Eline sağlık anacığım. Afiyet olsun yavrum, afiyet olsun. Başkanım, Zozan arkadaş önderliğe ve halkına ihanet etti. Ne zaman? Yılmaz arkadaş, Zozan arkadaşı zafiyet gösterirken yakalamış. Zozan arkadaşı bizzat ben sorgulayacağım. Daha henüz metropole gitmeden bu zafiyet ne demek? Bu burjuva parfümünü nereden bulmuş? Kimden almış? İyi bir arkadaşımızı kaybettik. Sırt çevirdiğimiz zaman iyi olan her şeyi kaybederiz.
Bulut bizim aramıza katıldığında, girdiği yolun sonunda başına gelebilecekleri biliyordu. Hizmetlerinin karşılığını fazlasıyla aldı. Hatta başka kimseye göstermediğimiz imtiyazı ona gösterdik çoğu zaman. Davut Tataroğlu'nun emrinde çizgi dışına çıkmasına rağmen. Benimle görüşmek istemişsiniz. Hı hı. Yürüyelim mi biraz? Benim de size söylemek istediklerim var. Şahmeran'ı elimden kaçırdığımı duydunuz mu? Duydum. Mossad ajanını öldürüp gitmesi kötü oldu. Biliyorum ama elimden başka bir şey gelmedi. Keşke Memduh'un torunuyla vakit kaybetmeseydin. Onun yüzünden büyük bir şey kaybettim ama İstanbul'u yok olmaktan kurtardık. Bu arada başbakan ilginç bir teklifte bulundu. Öyle mi? Özel kuvvetlerin başına geçmemi istedi. Açıkçası kararsızım. Teklifi kabul edip etmemekte. En son vardığım nokta, ben ayrıca bir ekip kurayım, diğer kuvvetlerle de irtibatlı olayım. Yani KGT'nin yapısını değiştirip genişletelim. Bu terörü bu topraklardan kazıyıp atalım. Polat Alemdar, sana verdiğimiz görevde başarısız oldum. Sebeplerini size anlattım. Maalesef bundan sonra seninle yola devam edemeyeceğiz. Anlamadım. KGT'deki görevinden ayrılman için bize görüş sordular. Biz de uygun bulduk. Senin zaten bu göreve devam etmek istemediğini bildiğim için içim rahat bir şekilde ayrılmanı onayladım. Öyle mi? Ameliyatı ne zaman düşünüyorsun? Ne zaman hazırsan söyle, arkadaşlar seni yurt dışına çıkarsınlar. Ve istediğin hayatı sağlasınlar. Ben hazır olduğumda size haber veririm. Bugüne kadar yaptığın hizmetler için sana minnettarız. KGT'deki görevinden ayrılman için bize görüş sordular. Biz de uygun bulduk. Ameliyatı ne zaman düşünüyorsun? Ne zaman hazırsan söyle, arkadaşlar seni yurt dışına çıkarsınlar. Ve istediğin hayatı sağlasınlar. Bugüne kadar yaptığın hizmetler için sana minnettarız. Senin bu şansından nefret ediyorum. Şans değil. NBA'yi senden daha iyi takip ediyorum. Buna nasıl vakit ayırabiliyorsun? İnsan eğer kendine vakit ayırmazsa sadece öfke üretir. Atacak mı, kaçıracak mı? Atacak. Bu oyuncu Türk. Kaçıracak. Aa!
Türkler bu işi öğrendi Aaron. Atacağını biliyordum. Yine de alışkanlığımdan vazgeçmek istemedim. Ben onların hep ıskalamasını bekliyorum. Basketbol gerçek hayattan farklı. O yüzden zevkli. Afrikalılar gerçek hayatta gibi olsalar basketbol sahaları komple beyaz olurdu. Ama şimdi neredeyse simsiyah. Mesele onları kim yönetiyor? Bir tane siyah başarılı antrenör var. Geri kalanı beyaz. Bizi al Ünsal. Teşekkür ederim efendim. Yemeğimi yeni ofisimde yemeği tercih ederim. Polat Alemdar kursağında bırakmasın öğününü. Polat Alemdar artık zavallı bir adam. İlk hatasında onu çıkmamak üzere içeri tıkacağım. Şamir bahse giriyor musun? Ben diyorum ki Polat hapse girmez. Zevkle. Polat Alemdar her şeyini kaybedecek. Canını bile. Hoş geldin abi. Bir şey mi oldu abi? Buraya gelin. Ne oldu usta? Silahları buradan kimsenin bilmediği bir yere taşıyın. Hesapları boşaltın, nakde dökün. Hayırdır usta? Üstümüz çizildi Memati. Nasıl yani? Görevden alındık, işten atıldık. Sebep? Başarısız olduk ondan Memati. Onu kim diyorsa gelsin bir de benim yüzüme söylesin. Bu saatten sonra yüzümüze bakacak birini bulursak iyi Memati. Daha önce de böyle şeyler oldu usta. Her seferinde devlet arkamızdaydı. Bu sefer değil. İhtiyarlar? Onlar da yok. Onlar değil mi aslan gibi adamlarını satan? Sonra da taşsız mezara koyuyorlar. Sana daha önce de söyledim usta. Bak gördün mü? Aynısını bize de yaptılar. Abi bundan sonra ne yapacağız? Gülüm sen bir Tuncay'ı ara. Onun da bilgisi olsun. O da hesaplarına çeki düzen versin. Sonra ne yapacağımızı daha sonra konuşuruz. Tamam abi. Cahit, sen de silahlarla ilgilen. Peki abi. Usta, bir numara çekmiyorsun değil mi? Yok Memati. Sen ayrılmak istedin de bize mi böyle söylüyorsun? Yok. Resmen kovulduk. Usta şöyle söyleyip durma. Kanıma dokunuyor. Benim de Memati. Benim de. Bugünlük yorulduğun yeter. Yok, iyiyim. Kardeşim nedir bu iş?
Ne işi Tuncay Bey, hayırdır? Görevden alınmışız. Seni niye görevden aldılar? Mükemmel hastane yönetiyorsun. Beni görevden alsalar zil takar oynarım. Nefret ediyorum bu mikrop yuvasından. Hepimizi görevden almışlar. KGT'den atmışlar. Ne diyorsun sen? Diyorum ki Polat Bey'i devlet azletmiş. Kıyafetlerimi verir misin? Bu halinle bir yere gidemezsin. Doktor, ver şu elbiselerimi. Ne bakıyorsun? Kıyafetlerimi verir misin? Abi Ünsal gelmiş. Bir sürü de adam varmış yanımda. Ver. Memati, bırak silahı. Usta, bir yerde rahatlamam lazım. Ben seni rahatlayacağın yere götüreceğim. Oho! Siz hala burada mısınız beyler? Nerede olacaktık ya? Bana size bilgi verildiği söylenmişti. Demek ki verilmemiş. Ben söyleyeyim. Azledildiniz. Sana ne bundan? Git kınanı başka yerde yak. Memati'ciğim, KGT'nin başına ben getirildim. İyi Ünsal, hayırlı olsun. Başka? Başkası şu. Bu mekan dahil KGT'ye ait bütün yerlerden çıkacaksınız. Bütün envanteri, silahları ve parayı teslim edeceksiniz. Ne yapacaksın onları? Alıp Feller Baba'na mı götüreceksin? Arkadaş, devlet terbiyesinden yoksun. Siz ona gerekenleri söylersiniz. Bu mekan bize ait, KGT'ye ait değil. Benim kayıtlarımda öyle gözükmüyor. Bir yanlışlık olmuşsa mahkemeye başvurun. Davanın neticesine göre duruma bakarız. Silahları alın. Devletimi mahkemeye vereceğim Ünsal. Yasal hakkın. Devlet vatandaşın hakkına saygı gösterecek. En azından ben görevde olduğum sürece. Üstünüzdeki silahlar da teşkilatın. Onları da geri vermek mecburiyetindesiniz. Bizde silahı yok Ünsal. Ruhsatlı silah yok. Ruhsatsız silah kullanıp kullanmamak da size kalmış. Artık üstünüzde devlet zırhı yok. Silahınızı verir misiniz? Bunları da tek kurşun beni öldürmeye yetmez. Thank you.
ne işin var burada Abdüre? Abi doğru mu? Bu ortamda hastanede yatmam abi. İyi o zaman. Git Zaza'ya, Zülfikar'a, baba Memduh'a haber ver. Onlarla görüşeceğim. Anlamadım abi. Sen dediğimi yap. Akşam buluşacağız. Usta, Ünsal Kemal senin yerine atanmış. Bana ne Ünsal Kemal'den Alper? Ne yaptın sana dediğimi? Buluta sıkanlar Leyla Zara'nın ekibindenmiş usta. Usta, o kadını ben öldüreceğim. Ben ne diyorsam onu yapacaksın Memati. Şu arkamdakini sökün. Emredersiniz. Beni çağırmışsın. İnsan bir hayırlı olsun der Alper. Ne olmuş size böyle ya? Ne istiyorsun? Sana çok ihtiyacım var. Ben seninle çalışmam. Yanlış anladım. Sana ihtiyacım var derken devleti kastettim. Devletimiz senin başarılı hizmetlerine Moğolistan'da, Ulanbatur'da devam etmeni istiyor. Benden görüş sordular, uygun olduğunu söyledim. Yeni görevinde başarılar dilerim. Usta nereye gittiğimizi? Ne zamandır satın almak istediğim bir sabun fabrikası vardı. Madem işsiz kaldık, gidip onu alalım. Abi çok iyi düşündün. Artık en büyük silah para da... Biz o zaman silahları niye aldık? Belli ki sahibi satmak istemiyor. İkna edeceğiz. Çiti mi satacağız? Ben ne işe girsem sen de benimle girmeyecek misin? Girerim de usta. Raconu zaten çizdiler. Bir de çitilemesinler. Uyuşturucu işine giriyoruz Memati. Nasıl yani? Biz hangi işe girsek devlet tepemize çöker. Uyuşturucu işi hem var hem yok. Çöksek polise gidecek değiller ya. Usta racon hepten gitti. Satacağız demedim Memati. Gireceğiz dedim. Kimin bu mallar? Şerefsizin adı önemli mi Memati? Burası mı? Burası. Abi burası normal fabrika. Öyle olacak Erhan. Tabela mı koyacaklar burada uyuşturucu depolayıp yurt dışına yolluyoruz diye? Yani dediğim elimizi kolumuzu sallayarak gireriz.
Çok zamanımız yok. Karakol 5 dakika uzakta. Gürültü çıkarmadan işi bitirip çıkmamız lazım. İçeri nasıl gireceğiz abi? Kamyonun arkasında. Mallar nerede saklanıyor? Anlamadım abi. Sana bir şey soruldu. Tamam abi. İmalathanede kırmızı bantlı kolilerde. İçeride kaç kişi var? Ne bileyim abi. Bazen 8, bazen 10 kişi oluyor. İçeri girmek için kapıda bir şey soruyorlar mı? İrsaliyeye bakıyorlar. İrsaliye nerede? Torpidoda. İçeri girdikten sonra nereye gideceğiz? Kapıdan girince solda imalathane kapılarını göreceksiniz. İçeride bazen 5, bazen 6 kişi çalışır. Solda sarı boş bidonların olduğu bir oda var. Paralar o bidonların arkasında. Temiz abi. Temiz usta. Çabuk olmamız lazım. Paraları da, malları da kamyona yükleyin. Önderliğe ve halkına ihanet ettiğini biliyorsun, değil mi? Başkanım, asla önderliğe ve halkıma ihanet etmem. Metropole gideceğim için, oranın burjuva şartlarına uyabilmek için bu parfümü çantama koydum. Taktiksel durumunu anlıyorum. Bu parfümü nereden buldun arkadaş? Bölgede eylem sırasında bir köyden aldım.
Yalan söyleyerek asıl ihanetini şimdi gerçekleştirdin. Üstelik benim halkıma iftira ederek ihanetini pekiştirdin. Benim halkımın gururundan başka tüketecek bir şeyi kalmamış. Bir de parfümü sıkacak. Nereden buldun bu parfümü? Başkanım, Yılmaz arkadaş zaafına yenik düşerek hediye etti. Nereden temin ettiğini bilmiyorum. Kendisine gereken eleştiriyi yaptım. Ancak gelip size durumu bildirmeyerek yanlış yaptım. Yılmaz arkadaşı bu konuyla ilgili olarak sorgulayın. Gerekeni yapın. Zozan arkadaşı artık daha büyük bir görev bekliyor. Burjuvanın kalbine, metropole gidecek. Ve onun bağlılığını test edeceğim. Götürün. Metropolde kendini kamufle edersin. Teşekkür ederim başkan. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Yıllar önce arkadaşlarımla bir yola çıktık. Bu yolda arkamızda her zaman devlet oldu. Geldiğimiz noktada birilerinin karşısına çıkmış olacağız ki devletle aramıza girdiler ve yolumuzu kestiler. Bizim amacımızda bir sapma yok. Ama yöntemimiz artık farklı olacaktır. Yöntemimizi değiştirdim. Sizi buraya davet etmemin sebebi, yeni yolumda benimle yürüyüp yürümeyeceğinizi sormaktır. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni yolun. Ama benim anlamadığım, yani ne diyeyim? Diyorum ki, bundan sonra bu ülkede benim iznim olmadan silah değil, çakı satılmayacak. Uyuşturucu satılmayacak. Kaçakçılık yapılmayacak. Tek bir kuruş kara para bile yer değiştirmeyecek. Baba oğlisin yani. Bu oluşumun biz neresindeyiz? Siz benim dostlarımsınız. Ben sahip olduğum her şeyi daima dostlarımla paylaşırım. Sizi varlığı da yokluğu da paylaşmaya davet ediyorum. Bana hayır diyeninize saygım bakidir. Biliyorsun, ben bu işlerden anlamam. Ama sen benim can dostumsun. Bugüne kadar senden dostluktan başka hiçbir şeyi görmedim. Sen beni nerede görmek istiyorsam ben oradayım. Eyvallah baba Memduh. Eyvallah. Benim Memati'yle dostluğum eskilere dayanır. Senin zulme uğradığını biliyorum. Biz her zaman zulme uğrayanların yanındayız. Senin karşındaki her Yezid bizim düşmanımızdır. Eyvallah Zülfikar ağa.
Eyvallah. Bilirsin benim kimseyle dostluğum yok. Varlığı paylaşmaya bir itirazım yok. Ama ben yokluğu hiç sevmeyeyim. Kaldı ki paylaşam. Daha dün Zemeze'deydiz, Gökdelen'deydiz, Holding'deydiz. Bugün yeraltı değilsiz. Bana soruyorsanız ben yer altını daha çok sevdim. Daha iyi bileyim. Evelallah bir tane çakal bırakmayız. Bir kuruş kimseye yedirmeyiz. Ama yarın yok karar değiştirdik. Polimden ele dedik. Devletle aramız yoktu. Kızdık ondan yaptık derseniz. Dersek deriz Zaza. Sen ne diyorsun? Eyvallah diyeyim. Ya ne diye? Sen de beni tanımaz gibi konuşsun. Eyvallah Zaza. Ya tarih yazacağız, ya da tarih olacağız.